الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak Hadid suresi 11. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Kim Allah'a güzel bir borç verecek olursa فَيُضَاعِفَهُ لَهُ Allah da onun karşılığını kat kat verir وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيمٌ Ve ayrıca ona çok değerli bir mükafatı da vardır. Sevgili dostlar, bu ayet-i kerime İnsanları, müminleri Allah yolunda infak edip harcama yapmaya teşvik ediyor. Allah'a borç vermek, Allah'a güzel bir borç vermek demek, Allah yolunda Allah için infak etmek, harcama yapmak demektir. Araplar, güzel bir fiil, güzel bir davranış yapan kimse için akrada kelimesini kullanırlardı. Bu karz kelimesinin efendim bir başka formu bu. Akrada derlerdi, yani o kişi iyilik yaptı. Şu iyiliği yaptı manasında kullanırlardı. Değerli kardeşlerim, bir iyilik yapılırsa mutlaka bunun bir de karşılığı olur. İşte Cenab-ı Hak bu karşılığı bildiriyor. Kim Allah için bir harcama yaparsa, Allah yolunda bir gayret gösterirse, bir iş yaparsa, bir iyilik yaparsa, Allah o iyiliğe, o harcamaya, o infaka bedel, ona kat kat karşılık vereceğini beyan ediyor. Karz, değerli kardeşlerim, bazı tefsircilerimizin açıklamalarına göre sadaka anlamına da gelmektedir. Zaten sadaka da bir iyiliktir. En güzel iyiliklerden bir tanesidir. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın, neyle yapılırsa yapılsın, az da yapılsa, çok da yapılsa, ilimle de yapılsa, parayla da yapılsa, güçle de yapılsa, fikirle de yapılsa, konuşmayla da yapılsa sadaka bir iyiliktir sevgili kardeşlerim ve karzın bir anlamı da sadakadır. O zaman karz-ı hasen güzel bir sadaka demektir. Allah için güzel bir sadaka vermek bu manada karz-ı hasendir sevgili kardeşlerim. Ve müfessirlerimizin büyük ekseriyeti bu mana üzerinde durmuşlar ve bu manayı derinleştirmeye çalışmışlardır. Bunun gerçekten hasen bir karz olabilmesi, sadakanın güzel bir borç, güzel bir sadaka olabilmesi, kalbinden sadaka verdiği, iyilik yaptığı kişiye karşı hiçbir kötülük düşünmeden, hiçbir kötü niyette bulunmadan o iyiliğin yapılmasına bağlıdır. Karz-ı hasen olabilmesi buna bağlı sevgili kardeşlerim. Ki programımızın ilerleyen bölümlerinde bunun nasıl böyle olacağını sizlerle paylaşacağız. Yüce Rabbimizin çeşitli şekillerde karz-ı hasende bulunan insanlara kat kat karşılık vereceğini söylemesi de 7'den 700'e hatta 7000'e belki 30.000'e belki daha da fazla miktara kadar Allah'ın vereceği, takdir edeceği sevapları ifade ediyor.
Tabii bunun ne kadar olacağını ancak Allah bilir. Bunun dışında bir de olayın dünyevi boyutu da var sevgili kardeşlerim. Yani güzel bir karz veren, güzel bir iyilik yapan, sadaka veren insana Cenab-ı Hak ahirette kat kat karşılıklar vereceği gibi daha dünyada da mutlaka bunun karşılıklarını verir ve insan hep güzelliklerle karşılaştırır. Değerli kardeşlerim, bunun dışında denilmiştir ki karz-ı hasen, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber demektir. Allah'ı tesbih etmektir. Hamd etmektir. Tevhid kelimesini söylemektir. Allah'ın büyük olduğunu ifade etmektir. Bunlar da karz-ı hasendir. Karzın bir iyilik olduğunu düşünecek olursak, bunları söylemenin, Allah'ı tesbih etmenin, hamd etmenin, tekbir getirmenin ve kelime-i tevhid cümlesini tekrar edip söylemenin en güzel bir iyilik olduğunu ifade edebiliriz. Müfessirlerimiz buna da karz-ı hasen demişlerdir. Güzel bir iyiliktir bu. Bu sevgili kardeşlerim, insanın kendisine yaptığı bir iyiliktir. Bütün bunları söyleyerek insan imanını tazelemiş olur ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmiş olur. Onu hatırlamış olur. Onun mükemmel olduğunu hatırlamış olur. Bütün nimetleri Allah'ın verdiğini, övülmeye layık olanın, şükredilmeye layık olanın o olduğunu hatırlar. Onun en büyük olduğunu hatırlar insan. Ondan başka hiçbir ilah olmadığını düşünür. Böylece imanını tazelemiş, imanını yenilemiş olur ve Allah'ı da zikretmiş olur, hatırlamış olur sevgili kardeşlerim. Allah'ı zikretmenin, hatırlamanın, imanı tazelemenin, yenilemenin elbette ki ahiretteki karşılığı sonsuzdur. Ebedi cennettir. Sonsuz nimetlerdir. Ama bu dünyada da Kur'an'ın bir ifadesine göre ele bi zikrillahi tatmainul kulub ayetinin ifadesine göre kalplerin mutmain olması, huzura kavuşması, mutlu olması ancak Allah'ı hatırlamak ve zikretmekle mümkündür. Demek ki bu tür kelimeleri, cümleleri, tevhid cümlesini, tekbir, hamd cümlesini, tesbih cümlesini söylemesi insanın, tekrar etmesi, Cenab-ı Hakk'ı zikretmek manasında, onu hatırlamak manasındadır. Bu da insanın ruhunun ve kalbinin huzur ve mutluluk içerisinde olmasını sağlar. Çünkü kendisini yoktan var eden Allah'la bağını, irtibatını, münasebetini en güzel şekle sokmuş oluyor insan. Allah da o insanın kalbine, ruhuna huzur ve mutluluk ışıklarını bahşediyor. İşte bu yüzden denmiştir ki bu tür güzel sözleri söylemek, tesbih, hamd etmek, Allahu Ekber demek, La ilahe illallah demek insanın kendisine yapacağı en güzel bir iyiliktir. İşte bu yüzden değerli kardeşlerim, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah gibi cümleleri söylemek karz-ı hasen olarak nitelendirilmiştir. Yani insanın kendisine yapacağı en güzel bir iyilik olarak nitelendirilmiştir. Bu dünyada dahi insanı mutlu eden bir şey ki ahirette kat kat mükafatlarını alacağı bir şey elbette insanın kendisine yaptığı en güzel bir iyilik olsa gerektir. Bazı Kur'an yorumcuları, müfessirlerimiz de demişlerdir ki karz-ı hasen insanın ailesi için yapmış olduğu harcamalardır, infaklardır. Biz yine hadis-i şeriflerden biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, bir insanın aile fertleri için harcadığı her şey sadaka hükmündedir. Kişinin, eşinin ve çocuklarının ağzına koyduğu lokma, getirdiği yemekler, yiyecekler, imkanlar hepsi sadakadır. Cenab-ı Hak bunun da karşılığını kat kat verecek. Hem ahirette verecek, hem de dünyada değerli kardeşlerim. Bir insan bakmakla mükellef olduğu eşine ve çocuklarına iyilik yaparsa, onların ihtiyaçlarını, efendim, onları söyletmeden, onları darda bırakmadan, imkanları ölçüsünde ihtiyaçlarını giderir ve karşılarsa, zaten bunun karşılığını daha bu dünyada o aile fertleri tarafından daha fazla sevilerek görmeye başlayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın vereceği o kat kat mükafatlar işin cabası. Zaten onlar garantidir.
Allah rızası için ailesinin fertlerine bakan, ilgilenen, imkan nispetinde onların ihtiyaçlarını gideren bir insanın ahirete gitmeden önce de aile fertleri tarafından sevilerek, sayılarak, güzel muameleye maruz kalarak iyi bir dünyevi mükafat aldığını da söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Bakınız, ailevi problemlerin, boşanmaların, ailevi sıkıntıların, depresyonların altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi, ailenin reisi olan kişinin kazanmış olduğu imkanları aile fertleri için harcamamasıdır. Kendi şahsi bir takım özel zevkleri için kazanmış olduğu paraları harcamasıdır. Böyle bir durumda kısa bir süre sonra eşi elbette ki bunun farkına varacak ve aile dağılma sürecine girecektir. Çocuklar bundan hoşnut olmayacak. Çünkü kendilerinin ihtiyacı varken bu ihtiyaç karşılanmayıp o kişi şahsi bir takım harcamaları için imkanlarını sadece kullanırsa ya da kötü yollarda, kumarda, içkide vesaire gibi şeylerde bu imkanları kullanırsa elbette o aile dağılacak. Dolayısıyla o aile fertleri için yapılmayan bir iyiliğin cezası da daha bu dünyada o kişinin başına gelecek. Aile dağılacak, aile fertleri dağılacak. Onlar da sıkıntı çekecek. O aile reisi de rezil rüsvay olacaktır sevgili kardeşlerim. Yine tefsircilerimiz buyurmuşlardır ki nafile ibadetler de karz-ı hasendir. Nafile ibadetler. Yani Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığının dışında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu nafile ibadetler, nafile oruçlar, nafile efendim namazlar gibi nafile ibadetler bunlar da bir karz-ı hasendir. Bununla insan Cenab-ı Hakk'a daha fazla yaklaşır. Bir hadiste bildirildiği gibi insan nafilelerle Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça Cenab-ı Hak da o insanın gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur adeta. Yani ona yardım eder. Çünkü o insan elinden geldiği kadar daha fazla Cenab-ı Hakk'a birlikte olmak istemekte ve ona karşı kulluğunu daha titiz bir şekilde yapmaya gayret göstermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını kazanmak, onun yakınlığına müşerref olmak da bir insanın kendisinin yapacağı en güzel iyilikler arasında olduğundan buna da karz-ı hasen denmiştir değerli kardeşlerim. Ayrıca karz-ı hasen değerli kardeşlerim, riya ve gösteriş düşüncesi olmadan iyi bir niyet ile Allah rızası için iyilik yapmaktır. Maldan yaptığımız iyilikleri helal olarak kazandığımız mallardan yapmalıyız ki bu da gerçek bir iyilik olsun. Haram yoldan kazanılan, elde edilen mallardan yapılan iyilik, iyilik değildir. Başkasının malından yapılan bir takım iyilikler iyilik değildir sevgili kardeşlerim. İnsan kendi kazancından iyilik yapacak. Helal olarak kazandığı şeylerden iyilik yapacak. Ve üstelik helal olarak kazandığı şeylerin en iyisinden vererek iyilik yapacaktır. İşte bu da karz-ı hasendir. Allah için başka insanlara iyilik yapmaktır. Nitekim Bakara suresi 267. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz mealen bize şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için bitirdiklerimizden hayra harcayın. Demek ki insanın kazandığı şeylerin iyi olanlarından Allah için harcaması gerekiyor. Kötü olanlarından değil. İşte karz-ı hasen bu. Ve iyi olanlarından insan harcama yapar. Başka insanlara yardımcı olursa Cenab-ı Hak kat kat ona mükafat vereceği gibi dünyada da o insanlara iyilik yaptığından dolayı o insanların muhabbetini kazanacaktır. Sevgisini kazanacaktır. Sevilen bir insan olacak toplumda. Nefret edilen, aman şeytan görsün yüzünü denilen bir insan olmayacak. Dostlar başına böyle arkadaşlar, dostlar denilecek. Allah razı olsun denilecek. Dua edilecek.
saygı gösterilecek, sevgi gösterilecek, Allah için muhabbet edilecek bir kişi haline gelecektir. Bir başka ayette değerli kardeşlerim, bu karzahsen olarak verilen sadakaların, iyiliklerin gizli ve fakirlere verilmesinin daha hayırlı olduğuna dikkat çekiliyor. وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُتُوهَا الْفُقَرَى فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ayeti, Bakara suresi 271. ayet-i kerimesi bu manayı bize ifade ediyor. Demek ki sadakayı gizlemek esastır değerli kardeşlerim. Gizlememek riyaya sebep olabilir, gösterişe sebep olabilir. Bunun için mümkün olduğu kadar sadakaları gizlemek, ama zekat farz olduğundan dolayı zekatı aleni olarak vermek de teşvik edilmiştir ayet-i kerimelerde. Ayrıca karz-ı hasen olarak, bir güzel iyilik olarak insanlara sadaka verildiği, iyilik yapıldığı zaman minnet hissi uyandırılmaması ve sadaka verilen kişiye eziyet edilmemesi de çok önemlidir. İşte Bakara suresi 264. ayet-i kerime bunu bize anlatıyor. لَتُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى ifadesi, sadakalarınızı minnet ve eziyet vererek iptal etmeyin demektir sevgili kardeşlerim. Yani bir taraftan sadaka verirken, bir taraftan insanları minnet altında bulunduracak söz ve davranışlarda bulunmak ya da onları küçük görüp onları hakaret edecek bir tarz ile yaklaşmak değerli kardeşlerim, sadaka verme ahlakına uymaz ve bu bir karzahsen olmaz. Güzel bir sadaka olmaz. Allah için verilen güzel bir sadaka olmaz bu. Çirkin bir sadaka olur. Çünkü siz verdiğiniz sadakayı başka insanları küçültmek için kullanıyorsunuz. Ona hakaret etmek için kullanıyorsunuz. Onu minnet altında bulundurmak için kullanıyorsunuz. Onu tabiri caizse kendi menfaatiniz için istihdam edip kullanmak için böyle yapıyorsunuz demektir. Bunun için o karz-ı hasen olmaz. İyi bir sadaka, iyi bir efendim Cenab-ı Hakk'ın kat kat mükafat vereceği bir iyilik olmaz mı? Buna dikkat etmek lazım sevgili kardeşlerim. Aksi takdirde yapmış olduğumuz iyiliklerin de Allah katında hiçbir değeri olmaz. Ve sevdiğimiz şeylerden insanlara mutlaka vermeliyiz. Sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden. En çok neyi seviyorsak onlardan sadaka olarak vermeliyiz. İşte Ali İmran suresi 92. ayet-i kerime. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, sadaka vermedikçe, harcamadıkça, Allah yolunda sarf etmedikçe bir denilen gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. O halde değerli kardeşlerim, sevdiğimiz şeylerden karz-ı hasen vermeye gayret göstermemiz lazım. Sadaka vermeye gayret göstermemiz lazım. Neyse sevdiğimiz şey, gönül rahatlığıyla seve seve Allah için fakire fukaraya muhtaç olan insanlara yardım elini uzatalım. Yüce Rabbimizin bildirdiği bu karz-ı haseni yerine getirmiş olalım. Allah da bize inşallah kat kat mükafatlarını versin sevgili kardeşlerim. Borçlu olan bir insana borçlarını ödemek için yardım etmek bir büyük karz-ı hasendir. İhtiyaç duyduğu bir şeyi almak isteyip para bulamayan bir insana sonra ödemek üzere borç vermek karz-ı hasendir sevgili kardeşlerim. İnsanları yanlış olan şeylere tevessül ettirmemek için onlara bu manada yardım etmek, ihtiyaçlarını gidermelerini sağlamak, yardımcı olmak karz-ı hasendir. Ama bu artık günümüzde unutulan bir kavram haline gelmiştir. İnsan Allah rızası için mümin kardeşine yardım eder. İhtiyaç duyduğu zaruri şeyleri alması noktasında sıkıntı çekiyorsa ve mümin kardeşimizin, kardeşlerimizin durumları iyiyse bunu onlar ona teklif etmelidir. Kardeşim, senin şu zaruri ihtiyacın yok. Bizim de imkanımız var. Biz sana yardım edelim. Sen bunu al, sonra bize ödersin. O da kabul ederse, böyle bir şey en güzel
karzlardandır. En güzel sadakalardan, Allah yolunda verilecek en güzel şeylerdendir. Değerli kardeşlerim. Borç verdiğimiz, yardım ettiğimiz kişi bunu ödemek için gayret gösterir. Ama sıkıntılara düşer de, bunları ödeme noktasında gerçekten büyük zorluklarla karşılaşırsa, bazı ayetler bu noktada efendim müminlerin onu da bir iyilik ve bir sadaka olarak bağışlamaları gerektiğini de teşvik ediyor. Ama gerçekten ödemek isteyip de ödeyemeyen bir insan için bunu yapmak kadar da büyük bir iyilik yok sevgili kardeşlerim. Ama nedense Kur'an'ın bu manadaki hükümleri Müslüman toplumlardan gittikçe uzaklaşıyor. Ve insanlar kendi hallerini terk ediliyor. Bir insan bütün imkanlara sahip ve fazlasıyla beraber hayatını geçirirken bazı insanlar zaruri, gerekli olan bir takım hacat-ı asliye dediğimiz, hacat-ı zaruriye dediğimiz o zaruri ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek bir hal içerisinde hayatlarını geçiriyorlar. Bir mümin buna seyirci kalamaz. Zengin ve imkanı yerinde olan müminler mutlaka Kur'an'ın bu hükümlerini iyi bilmeli, iyi düşünmeli ve ellerinden gelen yardımı insanlara yapmak için gayret göstermelidir sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak bütün bu manaları efendim bilen ve bunları karz-ı hasen çerçevesinde güzel bir iyilik, güzel bir sadaka çerçevesinde uygulayan o iyi müminlerden eylesin bizleri sevgili kardeşlerim. Etrafa duyarlı olan, etrafındaki çevresindeki arkadaşlarına, efendim dostlarına, aile fertlerine, yakınlarına duyarlı olup onlara hiç çekinmeden yardım elini uzatan, Allah için yardım elini uzatan insanlardan eylesin. Bizim gönlümüze bu cömertliği versin, bu iyilik yapma aşkını, bu verme aşkını, bu karz-ı hasen düşüncesinin inancını bizim içimize yerleştirsin sevgili kardeşlerim. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzile aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an. Ve ec'alil Kur'ane şifaen lana min kulli da'in. ومونسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين